Şimdi diyor ki üçgen şeklinde 3 tane tangram parça var. Bunları birleştiriyoruz. Bir kare elde ediyoruz. Elde ettiğimiz karede A, E, C'nin doğrusal olduğunu söylemiş. Aslında bu ilk ipucu bizim için. Neden? Eğer A, E, C doğrusalsa buradan biz A, C'nin karenin köşegeni olduğunu söyleyebiliriz. Ne vermiş bir de? E, C ile A, C arasında bir oran vermiş kenarların uzunlukları ile ilgili. Bize de E, D, C açısının kosinüsünü soruyor. Yani şurayı soruyor çünkü. Alfa diyelimiz buna. Kos alfayı bulacağız yani. Şimdi nereden başlayacağım? Tabii kare çok özel bir dörtgen. Onu kullanacağım. Şu oranı kullanacağım. Eğer AC köşegense ben diğer köşegeni de çizeyim. Yani BD'yi çizeyim. Karenin köşegenlerinin özelliği ne? Eşit bir. Başka? Dik kesişim. Şurası 90 derecede. Başka? Şu oranlar kenar uzunluğu çıkar. Parçaların uzunlukları da eşittir. Şunun tamamı da eşittir. Tamam. Şimdi dolayısıyla burada eğer ben AC ile EC arasında 5'e 2 oranı var ya, AC'yi eğer 5K dersem AC'yi de bir daha 2'ye bölüyorum ya çocuklar. Kesirli uğraşmamak için ben AC'ye 10K diyeceğim. AC 10K ise burası 5K, bunun tamamı 5K olacak. Yani buraya ne demek zorundayım bu durumda? 4K demek zorundayım değil mi? Şurası 4K olacak. Dolayısıyla burası K olacak. Peki. Hocam ilerse, hocam şu yoklamayı alman mısınız da dedim ki ilerse. Tamam, şu anda bu dersteyim. Tamam. Şu an ben oradan keserim, devam etsin. Şimdi şu noktaya da O noktası diyelim, tamam. Şimdi köşegenler birbirini ortalar dedi ki, yani A O 5K ise O D de 5K'dır, değil mi? B O da 5K'dır. Tamam. Şuradaki dik üçgeni gördünüz mü? Şöyle tabii. K 5K, hipotenüs ne olur? Yani E D uzunluğu ne olur? Kök 26 olur. Kök 26 K. İsterseniz şunu da yapabilirdiniz. K'ya bir birim alırsınız. Mesela 1 alırdınız. Öyle de çözebilirdiniz. Önemli değil. Şimdi peki karenin bir kenarı kaç K'dır? 5. Kaç K'dır? 5 kök 2. A kök 2 demiştik. 5 kök 2 K'dır. Yani şurası. O zaman bize sorulan yere geri dönüyorum. Şu üçgene bakın. Hatta şurayı çizelim. Ayıralım. D, E, C üçgeni. E, C uzunluğu 4K. A, D, O üçgenini alsak. Nasıl? A, D, O üçgenini alsanız. Alamam çünkü alfa açısı soruluyor. Alfa açısı bu üçgen için. Şunun tamamı. Orada da dik üçgen yok ki. Burayı 45 eksi alfa diyebiliriz. Yok. A, D, O. Alırsak 90 eksi alfa. Anladım da 90 eksi alfayı nasıl alacaksın? Alfa bunun tamamı değil ki. Yani şunun tamamını verirsin burayı bulamazsın. Tamam mı? Şimdi şurası 4K, burası 5 kök 2K. K'ları hiç dikkat almayabilirsiniz, o oran sonuçta. ED'yi de ne bulduk? ED'yi kök 26K. Nereyi bulacağız biz? Ne soruluyor bize? Alfa açısının neyini bulacağız? Kosinüsünü bulacağız. Ne kullanırım? Kosinüs. Kullanıyorum. Alfa açısının karşısından başlıyorum. 4'ün karesi eşittir. K'ları almıyorum, zaten onlar sadeleşecek. 5 kök 2'nin karesi artı kök 26'nın karesi eksi 2 çarpı 5 kök 2 çarpı kök 26 çarpı kos alfa. Biraz zorlandım yazarken. Şimdi işlemini tamamlayalım bakalım. 16 eşittir. Ne olur 5 kök 2'nin karesi?
50 artı 26 eksi çarparsak ne olur? 10 kök 52 olur. Çarpı cos alfa. Tamam. Şunu komple bu tarafa alalım. Pozitif yapalım. Yani 10 kök 52. Hatta burada da bir düzenleme yapabilir miyiz? Eşittir. Topladım 76. 16'yı bu tarafa geçirdim. Eksi 16 oldu. Kök 52'yi nasıl yazabilirim? 4 çarpı 13 diye düşünürseniz 2 kök 13 olur. Bir de başında ne vardı? 10 vardı. Yani 20 kök 13 cos alfa eşittir 60'a. Her iki tarafı neye böleceğim? 20 kök 13'e böleceğim. Cos alfa'yı bulmak için böldüm. Sadeleştir bunlar. 60'da da 20'yi sadeleştirin. 3. Dolayısıyla cos alfa eşittir.